Evet, peki bundan sonraki süreçte neler yapacak kalp hastaları? Özellikle bu dönemde bu söylediklerime dikkat edilmesi gerekiyor. Yani korona döneminde eve kapanıp hiçbir şey yapmadan hareketsiz, immobil, fazla yemek yiyerek geçirilecek olan süreçler maalesef kalp ve damarlar için Evet. son derece zararlı. Ağır Bunda yemekler de zararlı değil mi hocam? kesinlikle. Hani diyorlar işte kelle yiyin, paça yiyin, işte sakatat yiyin. Onlara katılmıyoruz. Evet. Yani çünkü kalp içinde o kolesterolünde büyük bir rolü var kalp hastalıklarında. Tabii yani kolesterol belli bir şeyden sonra belli bir kandaki düzeyi işte iyi kolesterol, kötü kolesterol denilen halk arasında öyle Evet. bilinen kolesterol oranlarının da önemli. Onun da genetik bazı var diyeyim. İyi kolesterol, kötü kolesterol oranını belli bir dengede tutmak lazım. Kolesterol metabolizmasını kötü yönde etkileyecek olan beslenme rejimlerinden kaçınmak lazım. Ama hani yağlı beslenip kelle paçayla işte immüniteyi güçlendireceğiz falan derken de damarları tıkayabiliriz. Evet Esat Hocam, tabii kendimize dikkat etmeliyiz dedik. Kalp hastalarının da kullanmış olduğu ilaçlar var. Mesela günlük bir aspirin için dersiniz ya da kan sulandırıcıdan bahsedersiniz. Peki bununla ilgili izleyenlerimizi Evet. bilgilendirir misiniz? Ya, aslına bakarsanız şöyle hani bu Covid sürecinde Covid'in riskini artıran, daha doğrusu risk faktörleri diye adlandırdığımız şeylerden bir tanesi de kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon olan hastalarda bu ve ileri yaş grubunda maalesef daha mortal ve ölümcül seyredebiliyor. O yüzden de bir takım öneriler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi tabii ki hastalık manifest olarak ortaya çıkıp yoğun bakım yatışları falan gerektiğinde daha ileri düzeyde kan sulandırıcılar kullanılıyor. İşte heparin gibi falan. Ama bizim özellikle önerdiğimiz zaten 45 yaş üzerinde ailede damar hastalığı hikayesi olanlarda aspirin kullanılmasının 80-100 miligram civarında günlük salisilik asit yani aspirin alınmasını öneriyoruz Evet. zaten. Özellikle bu dönemde ki insanlar daha immobil hale geldi, hareketsiz hale geldi, evlere kapanıldı veyahut da özellikle de belli bir yaşın üzerindeki popülasyon bundan daha da muzdarip durumda ve bunlarda ben kesinlikle eğer bir ekstra bir risk faktörü yok ise aspirin kullanılmasını şiddetle öneriyorum. Evet. Daha ileri kan sulandırıcılar açısından eğer işte zaten stent veyahut da kalp ritim bozukluğu varsa daha ileri gruptaki kan sulandırıcılarında kullanılması lazım ve bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hareketsizlikten kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkan diğer bir durumda toplar damarlarda pıhtılaşmalar olması aspirin bir nebze bunlara da engel oluyor. Peki hocam, heyecanın da etkisi var mı kalp hastalıklarında? Hani ani heyecan, stresin etkisi var dedik. Tabii. Ama hani bu bir şey değildir. İşte ani herkes heyecanlanır. Evet. Ancak sizde bir kalp rahatsızlığı var ise aşırı heyecan tetikleyebilir. Koroner spazmına neden olabilir. Eğer koroner arter darlığınız varsa kalp krizi geçirebilirsiniz. Yani onun dışında başka bir şey diyebileceğim bir şey yok.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki korona günlerini ne konuştuk sizle? Son olarak ekranları başındaki izleyenlerimize korona günleriyle ilgili de pandemiyle ilgili bir mesaj vermek ister misiniz? Şöyle ki bu olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve bütün insanlık bunu hani bir, özellikle İspanyol gribinden sonraki bu biliyorsunuz 1918-1920 arasında 40 milyon insanın ölümüne neden olan evet. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'nda bile bu kadar insan kaybedilmemişti. Ölümüne neden olan bir pandemiydi o. Koronavirüsü İspanyol gribini ortaya çıkaran influenza H1N1 virüsüne göre aslına bakarsanız bulaşıcılığı daha fazla bir virüs. Ve maalesef mortalitesi de aşağı yukarı yakın öldürücülük oranı. O zamandan beri ilk kez 100 yıl sonra tekrar insanlık böyle bir pandemiyle, böyle bir bela ile karşılaştı ve bunda henüz elimizde aşı olmasa da virüsü öldüren herhangi bir ilaç olmasa da evet. işte Sayın Bakanımızın da en başta söylediği gibi en önemli silah izolasyon, korunma. Korunulduğu sürece toplumsal olarak her birey kendini koruduğu sürece ölüm oranları daha düşecektir. Ve hastanelerin yükü daha azalacaktır. Şu son zamanlardaki atak nedeniyle mesela hastanelerde çok ciddi bir yük artışı var. Evet. Bütün ülke genelinde belli bir şeyi açtığında bu kontrol dışına çıkıyor. Bu ne demek? Kurtarabileceğimiz hastaları kurtaramıyoruz demektir. Yük çok artınca. Dolayısıyla da herkese düşen görev lütfen herkes maske taksın. Maske en önemli silahlardan bir tanesi. Şöyle ki 1 metre, 1,5 metre mesafede iki insan konuşurken maskesiz iki insanın birbirine bulaştırma ihtimali 100 ise iki maskeli insanın 1,5 metrede konuşurken bulaşma ihtimali %10, %90 azaltıyor. Dolayısıyla da maske çok önemli, sosyal mesafe çok önemli. Dengeli beslenme çok önemli. Temizlik ve hijyen. Hijyen mutlaka çok önemli. Bütün bunlara dikkat ettiğimiz sürece bu tehlikeyi, bu pandemiyi daha az zararla atlatabileceğimiz kanaatindeyim. Şunun da mesajını verelim hocam. Tabii hastanelere gelmekten de korkmasınlar ekranları başındaki izleyenlerimiz. Çünkü evet. Sizin alanınız kalp tabii. alanı, ameliyatlar yapıyorsunuz ama ameliyat gecikmez de. Şöyle çok özel önlemlerle yaptığımız için evet. Hani örneğin şöyle ifade edeyim, bir süpermarkete gittiniz, alışveriş yaptınız ve çıktınız. Oradaki tehlike ile bizim hastaneye geldiniz, ameliyat oldunuz. Süpermarket bizim hastaneden daha tehlikeli bulaşma açısından. Buradaki önlemler sayesinde, yani uygulanan önlemler sayesinde risk, süpermarkette bulaşma riskinin çok daha altına indirilmiş durumda. Onu söyleyebilirim. O yüzden de hastaneye gelmekten imtina edilmemesi gerekiyor.